katillik iade edilsin. Yunus Emre Göçer'in katili iade edilsin. Suriyeliler köle değildir. Suriyeliler köle değildir. Suriyeliler köle değildir. Güvencesiz çalışmaya hayır. Güvencesiz çalışmaya hayır. Güvencesiz çalışmaya hayır. Artık ölmek istemiyoruz. Artık ölmek istemiyoruz. Artık ölmek istemiyoruz. Değerli basın emekçileri, öncelikli olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bir trafik cinayetine kurban giden Yunus Emre Göçer kardeşimizin motokuryenin trafik cinayetinde katledilmesini protesto etmek ve bu katliamdan sorumlu olan katilin iadesini talep etmek için buradayız. Buna haykırmak için buradayız. Burası Somali Fahri Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önündeyiz. Somali Fahri Konsolosluğu'nun farklı adreslerde yeri var. En son güncellenen adresin burada olduğunu tespit ettiğiniz için buradayız. Bugün burada aynı zamanda bizlerle birlikte olacak olan Yunus Emre Göçer'in eşi ve avukatı da bizimle birlikte olacaktı. Ancak son anda bir başka programa gitmek durumunda oldukları için aramızda bulunmuyorlar. Onun da bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunus Emre Göçer yaşamını motokuryo olarak yaşamını devam ettirmek için çalışan bir kardeşimizdi. 30 Kasım tarihinde Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mahmud Şeyh Hasan Muhammed'in yapmış olduğu bir trafik cinayetinde bir katliam sonucu Yunus Emre Göçer kardeşimizi kaybetti. Yunus Emre Göçer trafik cinayetinin birkaç önemli noktası var. Çünkü bu cinayet geçmişte Cemal Kaçıkçı cinayetiyle bazı benzerlikler taşıyor. Bizim de sendika olarak motokuryeler, taşımacılık iş konusunda faaliyet gösteren, hizmet yapan kardeşlerimiz, çünkü biz sendika olarak geçmişte ve hala yemek sepetinde, trend yolda, getirde motokuryelerin örgütlenmesinde bulunan ve önemli mücadeleler ortaya koyan sendikayız. Yunus Emre Göçer 30 Kasım'da Somali Devlet Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud tarafından trafik cinayetinde karşı karşıya kalıyor. Önce yaralanıyor. 30 Kasım'dan sonra bir saat sonra hastaneye kaldırılıyor. Cinayetten sorumlu olan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud polis gözetiminde karakola götürülüyor. Orada bir ifadesi alınıyor. Onun ifadesi doğrultusunda bir polis tutanağı tutuluyor. Daha sonra savcıyla yapılan görüşmeden sonra bekletiliyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameraları tarafından olayla ilgili bir kamera kaydı ele geçiriliyor, bulunuyor. Ona göre aslında Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un tamamen bunu %100 kusurlu olduğu ortaya çıkıyor. Daha önce tutulan polis tutanağında tamamen cinayetten sorumlu olan kişinin ifadeleri doğrultusunda hazırlanan bir tutanakta, polis tutanağında tamamen sanki kazanın, cinayetin sorumlusu Yunus Emre Göçer'miş gibi polis tutanağında tutanak altına alınıyor.
Ancak serbest bırakılmadan önce kamera kaydı gelmesine rağmen kamera kayıtlarına göre de %100 kusurunun Muhammed Hasan Şeyh Mahmut olduğunun bilinmesine rağmen savcılığın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılsın talimatı üzerine serbest bırakılıyor. Yunus Emre Geçer'in katili iade edilsin. Yunus Emre Geçer'in katili iade edilsin. Yunus Emre Geçer'in katili iade edilsin. Artık yeter, ölmek istemiyoruz. Artık yeter, ölmek istemiyoruz. Artık yeter, ölmek istemiyoruz. Daha sonra Yunus Emre Kaçer, Göçer kardeşimiz kaldırıldı hastanede 6 Aralık'ta yaşamını kaybediyor. Onu bir kez daha rahmetle ve saygıyla anmak istiyorum. Ancak serbest bırakılan cinayetten sorumlu, trafik cinayetten sorumlu katil Muhammed Hasan Şeyh Mahmut 2 Aralık tarihinde elini kolunu sallaya sallaya ülkeden dışarı çıkıyor. Daha sonra savcılık tekrar yakalama emri çıkartılıyor ama bir sefer 2 Aralık'ta yurt dışına elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Yani ortada bir tamamen yargının ve siyasi güçlerin dahil olduğu tamamen kanunsuz, hukuksuz, insanlık dışı bir olay var. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olan katil 2 Aralık'ta elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor ve geride Yunus Emre Göçer'in bir eşi ve bir otistik olan iki çocuğu kalıyor. Bu olayın, bu trafik cinayetinin, bu katliamın biz sendika olarak peşini bırakmayacağız. Burada bir hukuksuzluk var. Burada bir, çünkü daha sonrasından da Yunus Emre Göçer'in eşine deniyor ki önce bir öyle bir bilgi veriliyor. Eşiniz intihar etti deniliyor. Önceki verilen bilgi o. İntihar etti diye bilgi veriliyor. Sorumlular hesap verecek. Sorumlular hesap verecek. Sorumlular hesap verecek. Sorumlular hesap verecek. Ortada dediğim gibi tamamen bir senaryo var ve bu senaryoyla cinayetten sorumlu olan bu Yunus Emre Göçer'in katilinden sorumlu olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aklanması var. Yani onun üzerine bu kurulu senaryo var. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar buradaki planlanan senaryonun deşifre edilmesi için, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadelemizi sonuna kadar ortaya çıkaracağız. Ve cinayet sorumlusu olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hüseyin Şeyh Mahmud'un iade edilmesi için gereken her türlü sürecin başlatılmasıyla ilgili gereken çabayı da göstereceğiz.